Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu matematik temel kavramlarından olan sayı kümeleri olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlü konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematik, sayı kümeleri 3. testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce bu konuyla ilgili ilk 2 testi de çözmüştük. Toplam 4 test var. Arkadaşlar ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda 4 dörtlü konu pekiştirme testlerine ait tüm soruları arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar ben daha çok sayı kümeleri ile ilgili soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için 9. sınıf kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamasını da sizlere şiddetle öneriyorum. Hepsinin de arkadaşlar kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Bu testlerin fiziklerini de bulabilirsiniz. Fizik dersine ait olanları. Nereden bulacaksınız? Kanalın oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda ben bu videonun arkadaşlar açıklamalar kısmına hepsini ekliyorum. 9. sınıf fiziklerin bu testlerin bütün kitapların hepsinin tamamı mevcut arkadaşlar. Hem sayı kümeleri hem de diğer konuların hepsinden de bakabilirsiniz. Şiddetle öneriyorum. MEP sorusu gördünüz mü? Kaçırmayın. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz MEP soruları her zaman kaliteli olur. Birinci soru der ki, halı dokuma yapan Serap, buradan Serap'a selamlarımızı gönderiyoruz, gayet güzel bir isim. Yeni başladığı bir halı için kırmızı ve beyaz renkler kullanarak bir örüntü kuralına göre halıyı dokumaya başlıyor. Önce birinci ilmeği kırmızı, ikinci ilmeği beyaz atıyor. Sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği kırmızı atıp 5. ve 6. ilmeği beyaz atıyor. Daha sonra 7, 8, 9 kırmızı, 10, 11, 12 ilmeği beyaz atıyor. Sen örüntüyü anladın değil mi sevgili arkadaşım? Önce neyle başladı? Kırmızı. Kırmızı, beyaz, kırmızı, kırmızı, beyaz, beyaz, kırmızı, 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 beyaz, beyaz, beyaz. Artık böyle kırmızı, 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 beyaz, 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 beyaz. Bir arttırarak gidecek. Güzel. Bu şekilde her seferinde kırmızı ve beyaz ilmek sayısını bir arttırarak devam ediyor. En son hamlesinde attığı kırmızı ilmek sayısı ile halının tamamını bitirmiş olan Serap, halıyı incelediğinde attığı kırmızı ilmek sayısının beyaz ilmek sayısından 401 fazla olduğunu görüyor. Buna göre Serap bu halıyı dokurken toplamda kaç ilmek atmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar normalde bu soruya benim bir itirazım var. Şöyle ki şimdi ne demek istendiğine dair soruyu çözeceğim. Ama aslında eksik anlatılmış bir şeye de parmak basacağım. O da şu. Şimdi sevgili arkadaşlar teker teker yazalım. Bak kırmızı ve beyazları şurada karşılar. Önce bak bir tane attın, sonra da beyaz. Sonra kırmızı 2, beyaz 2. 3 tane, 3 tane, 4 tane, 4 tane, böyle bu sırayla gidiyorsun. Tak 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 tak. Sevgili arkadaşlar böyle yapsan, şurada bitirsen kırmızı sayısı beyazdan 4 fazla olur. 401 fazla olması için de ne olması lazım arkadaşlar? Bak en son 400 attın. Hop kırmızıyı 401 attınca, hep bir arttırıyorum ya. Bak burada bitirirsin artık. Hop bağlarsın, bitti. Kırmızı sayısı beyaz sayısından 401 fazla oluyor değil mi? Burada eşitlik var. Eşitlik, eşitlik, eşitlik burada. Şimdi sevgili arkadaşlar önce bunu bir hesaplayalım. Sorunun nerede yanlış olduğuna da sana değineceğim. Ne istiyor benden? Bunların hepsini topla. Kaç ilmek vardır? Sevgili arkadaşlar şunu toplasam 1'den 400'e kadar olan. Bak burada aynısından bir tane daha var. Değil mi? Yani 2 tane 1'den 400'e, 1'den 400'e kadar, 1'den n'e kadar toplamlar neydi arkadaşlar? Hemen onu hatırlayalım. Artı n'e kadar. N çarpı n artı 1 bölü 2 diye buluyoruz. Gauss metodu biliyorsunuz. 1'den 400'e kadar olan sayıların toplamı da 400 çarpı 401, n çarpı n artı 1 bölü 2 artı 401 olur. Anlaştık? Harika. Şu arkadaş da şu arkadaş sadeleşir. Şu arkadaşları topladığımız arkadaşlar 160.400 yapar. Bir 401 daha eklersek 160.801 yapar. Anlaştık? Güzel. Şimdi yanlış olan ne biliyor musunuz? Yanlış olan şu. Şunu söylememişler arkadaşlar. Burada bana sorarsanız halıyı dokunan olan en az deseydi cevabımız buydu. Çünkü bak bu böyle şöyle de olabilirdi benim mantığıma göre. Beyazı 401 yapmış olurdu, değil mi? Daha sonra bundan 402 tane ilmek yapacak ya. Hayır, 401 tane yapıp bitirebilirdi. Hatta bunu 402 yapar. Bunu da 402 yapar. Şimdi bunu 403 yapacak. Hayır.
401 yapar, böyle de bitirebilirdi. Hatta ve hatta biner tane atar, biner tane, sonra bunu 401 tane atar, bunu atmayabilirdi. Yani burada bir eksiklik var. Anlaştık değil mi bu konuda? Ama siz gene de şöyle çözün soruyu. Soruyu soran kişiye ben buradan seslenmiş olayım. En az deseydi kesinlikle doğru cevabımız bu olurdu. Küçük de olsa bir itirazım var. Evet, iki numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci numara şu şekildedir. Belli bir miktar tek sayıdaki boncuk şekil 1'deki gibi her sıraya x adedi olacak biçimde dizilirse y sıra tam olmaktadır. Arkadaşlar tam dolmaktadır. Yani her sıraya x tane koyuyorsun. 1, 2, 3 işte x tane hop 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 y tane sıralıyor. Ve dikkat et, boncukların tamamı arkadaşlar tek sayıda. Aynı boncuklar şekildeki gibi her sıraya y artı 2 tane adet olacak şekilde dizilirse z sıra oluyor ve 3 boncuk artıyor. Arttı. Güzel. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine karşılık gelen değer çift sayıdır? Allah Allah, soru bir anda tek çifte döndü. Tabii ki arkadaşlar. Şimdi bak, burada benim bildiğim bir şey var. Şurada kaç tane boncuk var? Arkadaşlar x ile y'yi çarparsam bulur değil mi? X çarpı y. Şimdi x çarpı y buradaki toplam boncuk sayısı. Sevgili arkadaşlar ne dedi? Tek. Bak bu arkadaş tek. X, y, z'nin ben tek mi çift olduğunu anlayacağım. Sevgili arkadaşlar bana söyleyin. İki sayının çarpımı ne zaman tek oluyor? Ayrı ayrı tek olurlarsa. Eğer bunlardan bir tanesi çift olsa çarpımı kesinlikle çift olurdu. İki tane tek sayının çarpımı tektir. Ben bunu şurada gösterdiğim testlerde çok detaylı anlatıyorum. Şurada. Özellikle kazanım kavramlarına çok bakınız. Hatta arkadaşlar size TYT mezun A 12. sınıf diyor. Korkmayın. Mezun A'lara şimdiden bakmaya başlayın. Burada da sayı kümelerini falan çok detay anlatıyorum. Orada bakınız. Şimdi tek çift konu yazarsanız bulursunuz. Tek çift. Temel kavramlar. Arkadaşlar x ile y'nin çarpımı tek. Bunu anladım. Şimdi diğer yandan şunu da biliyorum. Y artı 2 çarpı z. Bunların da bir şey olması lazım. Şimdi y'nin tek olduğunu biliyorsam arkadaşlar şu y artı y tek idi değil mi? Bak bu tek, bu da tek. O zaman y artı 2 ne olur? Bu da tek olur. Ama hocam çiftle topladım. He, arkadaşlar tek artı çift tektir. Ya da şöyle düşün, 171. Buna 2 eklesen 173. Yine tek olur. Şu 2 sayısı seni kandırmasın. Bu tek. Şimdi tekle z'yi çarpıyorum. Tek sayıyla z'yi çarpacağım. Allah Allah, sonuç ne? Sevgili arkadaşlar bu arkadaş tek değil miydi tamamı? Evet öğretmenim. Bak tek bir sayıdan 3 çıkartırsan tek eksi 3. Yani tek bir sayıdan tek bir sayı çıkartıyorsun. O zaman ne olur sonuç? Çift olur. Arkadaşlar bunun sonucu da çift. Bu anlaşıldı değil mi? Bak burada tek sayı da vardı. 3 tane eksik. Ben şimdi şuradaki adeti merak ediyorum. Bunlar tek mi çift mi? 3 tane azaltırsan tekten çift kalır. Burası da çifttir arkadaşlar. Güzel. Bu durumda y artı 2 ile z'nin çarpımında çift olduğunu bulurum. Tek sayıyla kimi çarparsam çift olmalı? Mutlaka ve mutlaka çifti. Çünkü tek sayıyla tek sayı çarpsam tek olurdu. Z mecburen çift oldu. Arkadaşlar aranan kan bulunmuştur. X'i tek, y'yi tek, z'yi de çift buldum. Artık bana karada, havada, suda ölüm yok. İstediğini sor. Harika şekilde yaparım. Y artı 2z. Arkadaşlar z'nin ne olduğu hiç bile önemli değil. 2 ile çarpılıyor ya bu arkadaş kesin çift. Y'yi zaten tek bulmuştum. Tek ile çifti toplarsam sonuç tek olur. Bunları canavar gibi biliyoruz. X üzeri y. Arkadaşlar x tek sayıydı. Tek sayının tek kuvveti isterse çift olsun. Bu arkadaş tek olur. Artı z'yi de ne bulduk arkadaşlar? Çift bulduk. Tek sayıyla çift sayı topladığımızda yine konuştuk. Tek olur. Çift arıyoruz. Y üzeri z. Y'yi tek bulmuştuk arkadaşlar. Z'ye bakmam bile çünkü tekin bütün kuvvetleri artık sıfırda dahil olmamızda. Tek olacaktır. Bu arkadaş tek olur. Y üzeri çift. Tek üzeri tek. Artı z'yi de çift bulmuştuk. Bak yine tek artı çiftle karşılaştım. Tek oldu. X üzeri z. Arkadaşlar x'i ne bulduk? Tek bulduk. Tekin çift kuvveti istersen tek kuvveti olsun. Bu arkadaş tek olur. Artı. Y'yi ne bulmuştuk? Tek. Harika. Bak bu sefer tek artı teki buldum. Bu arkadaş nedir?
çifttir. Aranan kan bulunmuştur. Şu neden tekmiş ona bakalım. X çarpı Y, zaten X çarpı Y'nin tek olduğunu söyledik baştan beri. Z'yi de bileğimizin hakkıyla çift bulduk. Tek çift, hop tek. Tek bana çifti veren arkadaş Diyarbakır şıkkıdır. Konu ebediyete kadar kapanmıştır. 3 numara. Şimdi bu biraz kazık ya. 9. sınıf öğrenciler için bana da sorarsanız biraz ağırımsı. Ama hani bazı şeyler var. Bunu şu an arkadaşlar şu halinizi anlasanız da anlamasanız da çok dert etmeyin. Tamam mı? Anlamadıysanız çok dert etmeyin bu üçü. Bak x, y, a birer gerçek sayı olmak üzere. X sayısı 27-2a. Y sayısı da a-20 olarak veriliyor. Buna göre x çarpı y çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar x çarpı y'den kastı nedir? X çarpı y şudur. 27-2a çarpı a-20. Ya arkadaş şimdi ben bu iki sayıyı çarpacağım ya. Gönül ne ister arkadaşlar? Şu arkadaşla bu arkadaşın en büyük olmasını ister değil mi? Çünkü çarpımların en büyük istiyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir çelişki söz konusu. A beni kısıtlıyor. Bak a'yı şunu büyük yapmak için mümkün olduğunca büyük istesem ya A'yı büyük aldığım sürece bu sefer bu arkadaş düşüyor değil mi? Aşağıya düşüyor. Sevgili arkadaşlar normal şartlarda siz bunu 11. sınıf parabol 12. sınıfta da türev konusunda alacağım ne diyorsun? 12. sınıfta çok kolaylıkla çözeceksiniz. Bu ikinci dereceden bir denklem veriyor. Kolaylıkla çözülüyor. Ama burada ana fikir şu. Ya arkadaş şimdi A'yı çok küçük alsam bu arkadaş bak değil mi? Çünkü çıkartılıyor. Küçük aldığım sürece arkadaşlar bu değer büyüyor. Ama bunu küçük aldığım sürece bu sefer bu değer büyüyor. Burada bir optimum değer bulmalıyım. İşte optimum değer şudur arkadaşlar. Hem bu arkadaşı hem bu arkadaşı en büyük çarpımlarını en büyük yapacak şekli düşünmem lazım. Ki buna da optimizasyon denir zaten. Peki bunu nasıl yapalım? Arkadaşlar bak 27-2a'yı 0 yapan değer. Bir de şu a-20'yi 0 yapan değerleri ayrı ayrı hesaplarım. O da şu. Buradan a 27 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Buradan da a 20 çıkar. Bak bu şu demek. Eğer ben burada a'yı 20 alırsam sevgili arkadaşlar. Ya da burada 27 bölü 2 alırsam. Şu arkadaşı büyük, bu arkadaşı 0 en küçük haline çeviriyorum. Bu arkadaşı sıfır aldığımda da sevgili arkadaşlar şu arkadaşı mümkün olduğunca büyütmüş olurum. Ha eksili bir sayı ya da pozitif bir sayı. Ha o zaman ne yapmalıyım arkadaşlar bu dengeyi bulabilmek için? Şu iki arkadaşın aritmetik ortalaması. Aritmetik ortalamasını bulmam lazım. Yani 27 bölü 2 artı 20'yi 2'ye bölürsem işte bu A için arkadaşlar optimum değer olur. Tamam mı? Böyle bir durumda. Biz aslında bunları şuradan da biliyoruz. Bak şöyle hatırla. X artı Y 24 olsaydı eğer. X çarpı Y en büyük. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu iki arkadaş birbirine en yakınken. Yani 12 ve 12 iken değil mi? Mümkün olduğunca birbirlerine yaklaştırıyoruz. İşte benim burada yapmaya çalıştığım da sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşla bu arkadaşı mümkün olduğunca birbirine yaklaştırmaya çalışacağım. Aslında bunları eşitlesem. Dur bakayım ya. Dur bakayım eşitleyince ne olacak? 27-2a eşittir. a-20 desem. Yok 7 bölü 3 oluyor. Olmuyor. Şöyle bulsak daha güzel arkadaşlar. 39 bölü 4. Değil mi? Öyle olacak. Tamam. Sevgili arkadaşlar demek ki neymiş? A için bu iki arkadaşın aritmetik ortalaması alacağım. Şimdi yukarıdaki işlemi yaparsam 20 dediğin şey 40 bölü 2 değil mi? Evet öğretmenim. 67 bölü 2 bölü 2'den 67 bölü 4 olur değil mi? Ters çevirdiğimde 67 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 67 bölü 4. Arkadaşlar A 67 bölü 4 olduğunda bu çarpımlar en büyük olacak. Şimdi yerine yazıyorum. X sayısını. X eşittir 27-2 çarpı 67 bölü 4. Y sayısı da arkadaşlar 67 bölü 4 eksi 20. Anlaştık. Güzel. Şimdi bu arkadaş hop hop
2, 67 bölü 2. Bu da 54 bölü 2. Paydaları eşitledim çünkü. Bu sonuçta ne çıkıyor arkadaşlar? 13 bölü 2 çıkıyor değil mi? Eksi 13 bölü 2. Öğretmenim ne yaptın ya, bu negatif çıktı. Merak etme, bu da negatif çıkacak. Negatifle negatifin çarpımı pozitif olacak. Şimdi şurada kolu hızlıca işlem yaptım. Şurada sana göstereyim. Burayı 4 ile genişletirsen, paydada 1 var ya, 4 ile genişletirsen 67 bölü 4 eksi 80 bölü 4. Burada 54 bölü 2 yazmamın sebebi arkadaşlar zaten 27 değil mi bu? Paydaları eşit görmek için. Bu arkadaşta bak ne oldu? Eksi, burada bir yanlış var, yok. Eksi 13 bölü 4 oldu. Sevgili arkadaşlar, x bu, y bu. Şimdi çarpıyorum bunları. Eksi 12 bölü, eksi 13 bölü 2 çarpı eksi 13 bölü 4. 13 ile 13'ün çarpı 169. Bak eksi eksi artı oldu zaten. Bununla bunu çarptım, 8. 169 bölü 8'dir arkadaşlar. Neredesin? 169 bölü 8. Burada 9 yazıyor. Yanlış arkadaşlar. Bu 8. Basım hatası. Anlaştık. Ya da F şıkkı eşittir 169 bölü 8. Okey tomento. Harika. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar, ya buna benim kafam çok basmadı hocam ya. Bir şeyler söyledin ama işte aritmetik olarak hiç merak etme. 11 ve 12. sınıfta bu gizem ortadan kalkacak. Neden olduğunu daha güzel anlayacaksın. 4 numarayla devam edelim. 4 numarada da şu şekilde arkadaşlar. A, B, C sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere 3 tane A artı 2 tane B toplamı 4 tane C işlemi veriliyor. Buna göre 3 A artı 2 B artı 4 C toplamı aşağıdan hangisi olabilir? Dikkat et, olabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız şöyle düşünmüş olabilir. Hatta ben de ilk gördüğümde öyle düşündüm. Acaba bu 3 A 2 basamaklı bir sayı mı? Ya da bu 2 B? Ya da şu 4 C 2 basamaklı sayılar mı toplam? Arkadaşlar, sana böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Aksi söylenmediği sürece ya da iki basamaklı demediği sürece bu 3A, 3 çarpı A'dır. 3 ile A'nın çarpımıdır. Bu konu kapanmıştır, tamam mı? İki fark, yani iki basamaklı falan demiyor ki değil mi? İki basamaklı bir sayıdır deseydi öyle davranırdım. Farklı doğal sayılarmış, sıfırdan farklı. O zaman şöyle düşünmeliyim, bunu arkadaş ne olmalı? Sevgili arkadaşlar bak, ben burada bir şey görüyorum. 3A artı 2B. Burada da zaten 3A artı 2B toplanmış ve 4C yazılmış. Demek ki bu arkadaş 4C'dir. 4C ile de 4C'yi toplarsam ne olur? 8 tane C yapar. Bak sevgili arkadaşım, ben çarpmayı her zaman sana söylüyorum. Adet, kere olarak gör. Bunun işte adı 8 tane C. Bu 3 tane A, bu 2 tane B, bu da 4 tane C'dir. Peki ben bunu niye yaptım? Bak dikkat et, olabilir diyor. Arkadaşlar benim neticem şu arkadaşların toplamı 8C'ymiş. Yani C ne olursa olsun doğal sayı, dikkat et. Sonuç 8'in katı olacak. Çünkü 8 çarpanı var. Bak bakalım şıklarda 8'in katı olan kim? 80. Konu kapanmıştır. Aramızda tatlıya bağladık. Değil mi? Olabilir dediği için olabilecek şey var. 160 deseydi o da olabilirdi. 88 o da olabilirdi. 72 o da olabilirdi. Çünkü katı. 5 numara. Biraz da artık soft, yumuşamaya başladı sorular arkadaşlar. İlk sorular biraz sert geldi. Ha bu arada sevgili arkadaşlar, bu kitabın 3 ve 4. testleri gerçekten kallavi ha. Ben şöyle tahmin ediyorum. Muhtemelen normal okullara 1 ve 2. testleri çözün diyecek hocalar. 3 ve 4 testlerini de fen liseli öğrencilere, hatta 4.'yü direkt üniversite sınavına hazırlananlara bile önerebilirler. Bana öyle gibi geliyor. Devam ediyorum. 5. soru. Aşağıdaki kutuların içine birbirinden farklı rakamlar, dikkat et, yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor. Hep 7'ye eşit olur. Buna göre kullanılmayan rakamların toplamı kaçtır? Güzel. 6 tane kullanacağız. 4 tane kullanılmayacak değil mi arkadaşlar? Çünkü toplam 10 tane, 10 adet rakam var. Hocam 9 değil mi? 0'ı unutmayın. Sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi çarptığımda 7'yi bulabilmek için 1 ve 7'den başka ihtimalim var mı? Yok. Değil mi? Çünkü 7'nin çarpanları 1 ve 7'dir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sevgili arkadaşlar mecburen ben bu arkadaşları kullanacağım değil mi? Güzel. Şimdi 7 ve 1 kullanıldı, gitti. Topladığımda arkadaşlar 7'yi bulabilmek için bak 7 artı 0 yazabilirim. 7'yi kullandığım için olmaz. 6 artı 1 yazabilirim. 1'i kullandım. Olmaz. 5 artı 2 yazabilirim. Bu bir ihtimal. Bir de 4 artı 3 yazabilirim.
Başka bir ihtimal var mı? Yok. Çünkü 7 artı 0 ve 6 artı 1 de, çünkü rakamlar farklı kullanacaktım. Şimdi 5 artı 2, 4 artı 3. Şimdi çıkarma işlemine geldiğimde de arkadaşlar, aralarında 7 fark olan kimler var? 9 eksi 2 var, 8 eksi 1 var, 7 eksi 0 var. E zaten 7'yi kullandım, 7 eksi 0 kullanamam. 8 eksi 1 kullanamam çünkü burada 1 kullanıldı. Allah'ın emri 9 eksi 2 kullanacağım buraya. 9 eksi 2'yi buraya kullanırsam da 5 artı 2'yi buraya kullanamam. Buraya da 4 artı 3 kalır. Konu da kapanır. Tamam. 4'ü de kullandım, 3'ü de kullandım, 9'unu da kullandım, 2'yi de kullandım. Kullanmadıklarım 0, 5, 6, 8, toplayıver bunları, 11, 19. Hop, asal bir sayı. Okey tomento, harikulade. Ve 6 numara ile devam ediyor. 6 numara bana şöyle seslenir. Aşağıdaki kutuların içine kök 7, kök 14, kök 27, kök 28, kök 56 ve kök 75 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde ABC tam sayı olmaktadır. Dikkat et, tam sayı. A büyük B büyük C olduğuna göre C artı B eksi A işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, iki tane sayıyı çarpıyorum. Hepsi de köklü, dikkat edersen tam sayı elde ediyor. Bu ne zaman olur arkadaşlar? Kök 7'yi ben sana sonsuz şey veriyorum. Hangi sayıyla çarparsan olur? Arkadaşlar, çarpacağım sayı eğer A kök B şeklindeyse o zaman A kök 7 olmalı. Çünkü kök 7 ile kök 7 çarpıldığında bunlar anca tam sayı olabilir. Yani benim şurada aradığım 7'nin yanına, kök 7'nin yanına arayacağım arkadaş şey olmalı. Kök 7'li bir şey. Şimdi bunları tek tek yazalım. Kök 7 kök 7'dir. Arkadaşlar kök 14 kök 2 çarpı kök 7'dir. Güzel. Şimdi ben bununla bunu çarpsam olmaz. Şey çıkmıyor ortaya, değil mi arkadaşlar? Kök 27 nedir? Şimdi kök 27 9 çarpı 3'ten 3 kök 3'tür. Sen bunu artık canavar gibi biliyorsun. Harika. Kök 28 kim? 4 çarpı 7'dir, değil mi arkadaşlar? 4'ü kurtar. 2 kök 7. Oo, çok güzel. Arkadaşlar bunu da hallettim. Kök 56 kim? Şimdi 28'i yaptık. Bu arkadaş da 8 çarpı 7'dir. 8 çarpı 7. Bu arkadaş da ne olur? 8 çarpı 7 olmaz. 4 çarpı 14 olur. Değil mi? 4 çarpı 14. 4 çarpı 14 olur. O zaman 2 kök 14 olur. Bak, bu kök 14. Bunu ayırmasan da olurmuş. Kök 14. Çünkü bununla bunu eşleştireceğim. Bunu da halledeyim. Kök 75 kim arkadaşlar? 25 çarpı 3'tür. 75. Bu arkadaş da 5 kök 3. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte bu gizemleri, kök 14'ten kurtulmak için şu iki arkadaşı çarparım. Bunları çarptığında bak, kök 14 ile kök 14 14 yapar. Bir de yanlarında 2 var. Sonucum kaç olur? 28 olur. Bir tane yakaladım. Şimdi kök 7'yi kurtarmak üzere de bak, şu iki arkadaşı çarparım. Kök 7 ile kök 7'yi çarparım. 7 olur. Yanlarında bir de 2 var. Cevap 14 olur. Şimdi olasılar, A büyük B büyük C'ye onu yapacağım. Bak, bu arkadaşlara da bu arkadaş geldi. Kök 3 ile kök 3 ne güzel buluştular. Çarptım, 3 oldu. Bunlar da 3 ile 5'i çarptım, 15. 3 ile 5'in çarpımı 15. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3. Buyur sana 45. Arkadaşlar, A büyük B büyük C dediğine göre bu sayı A, bu sayı B, bu sayı da C. Konu kapanmıştır. Bana da şunu soruyor. Şu ikisini topla diyor. Topladım. Bak, topla diyor. Toplayıver. 42. Bir de bu 45'i çıkartıver diyor. Eksi 3. Arkadaş, o kadar işlem yaptık, negatif çıktı. İşe bak. Değil mi? Harika. 7 ile devam etmek hakkımızdır. 7 der ki arkadaşlar, Elif çok güzel bir isim. Buradan Elif'e selamlarımızı gönderiyoruz. İçerisinde 60 tane madeni para olan kumbarasından X gün 2'şer tane, Y gün 3'er tane alarak kumbaradaki madeni paranın tamamını bitirmiştir. Şimdi arkadaşlar, bunu hemen ele atalım. Her gün 2 tane alıyor bak. Şey, X gün 2'şer tane alıyor. Bu kadar para alır. Y günde 3'er tane aldığında da bu arkadaş da her gün Y gün 3'er tane alınca bu kadar para alır. Hepsinde 60'ı tamamlıyor. 60 yapar değil mi arkadaşlar? Harika. Bunu hemen bir hallettim. Sağ olun arkadaşlar. Lina, bu da çok güzel isim. Kardeşi galiba. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Ya da bu kardeş, bu abla, çünkü parayı bitiren bu abla
tamamlayacak. Sen ablaysan anlarsın. Lina ise boş olan kumbarasına x gün 5'er tane, arkadaşlar x gün boyunca 5'er tane koyuyor. Sonra y, z günde 7'şer tane. Artı 7z bileği madene atarak 130 tane madene para biriktirmiş oluyor. Buyur. Denklemlerimi yazdım değil mi? X gün 5 tane, z gün 7 tane atınca 130 oluyor. X gün 2 tane, y gün 3 tane atınca da 60 tane oluyor. Konu kapandı. Buna göre höbölöp lüp 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 ifadelerinden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? Allah Allah, ben bu kadar bilgiyle bunu nasıl çıkaracağım? İşte arkadaşlar çok güzel. Sen şu kadarcık bilgiyle x, y, z'nin tek mi çift mi olduğunu anlarsın. Bak nasıl anlarız? Sevgili arkadaşlar, x ne olursa olsun dikkat et, ben sana 2x'den bahsediyorum. Şu an şu kuracağım cümlede x ile ilgili bir şey demiyorum. Çünkü çok karıştırılıyor. 2x arkadaşlar her zaman çifttir. Nereden anladım? Arkadaşlar 2 ile çarpıyorum çünkü. X tek de olabilir, çift de olabilir. X tek de olsa, çift de olsa 2x çifttir. Anlaştık? Güzel. Bak bu arkadaş çift şimdi. 60 ne? 60 da çift. Sevgili arkadaşlar, ben çift bir sayıyla tek bir sayıyı toplasam çift elde edebilir miyim? Elde edemem. O yüzden Allah'ın emri bu arkadaşta ne olmalı? Çift olmalı. Peki, benim bunun çift olabilmesi için bak, geldim şuraya sıkıştırdım y'yi. Arkadaşlar bunun çift olabilmesi için bak, tek sayıyla çarpılıyor y. O zaman y'nin ne olması lazım? Y'nin çift olması lazım. Y çift olmalı ki 3y çift olsun. Eğer y tek olursa bu da tek olurdu. O zaman tekle çifti toplasan çift elde edemezsin. Y'yi yakaladık mı? Vallahi yakaladık. Güzel. Ama bak x için hala bir şey bulamadık. Arkadaşlar şimdi buraya geldim. Çift. Değil mi? 130 çift. Arkadaşlar bu çifti yakalayabilmem için ne olması lazım? Ya bu arkadaşlar tek tek olmalı ya da çift çift değil mi? Çiftle çifti toplarsan çift olur. Tekle teki toplarsan olur. Ha. Peki bunlar ne zaman olur? Arkadaşlar tek tek olabilmesi için bak, 5x'in tek olabilmesi için x tek olmalı, z de tek olmalı. Ya da arkadaşlar çift çift olabilmesi için x çift olursa z de çift olmalı. Şimdi çıkardığımız durum. Arkadaşlar bir kere kesinlikle bulduğumuz durum şu. Y çift ama x ve z için kesin bir şey bulamadık ama şunu bulduk. Eğer x tek ise z tek. Eğer x çift ise z de çift. Bunu buldum yani. Bu da çok güzel bir şey, durum. Değil mi sevgili arkadaşlar? Allah bin bereket versin. Yani olasılığımı çok aşağıya düşürdüm. Bak gel bakalım şimdi. Diyor ki bana birincide. Y çarpı. Y'yi ne bulduk? Çift. Sevgili arkadaşlar ben x eksi z'ye bakmam bile. Çünkü çift çarpı dedi ya. Buraya 875 bin tane tek sayıyı yaz. Sonuç gene çifttir. 48 bin tane tek sayıyı yaz. Aralarına ajan olarak bir tane çift koy. Sonuç çifttir. Çünkü çarpmada bir tane çift varsa konu kapanmıştır. Hoş. X eksi z'ye bakacak olursan tekten tek çıkarsa çift. Çiftten çift çıkarsa da çift zaten. Çift çarpı çift zaten çift sayıdır. Gönlümüzü kazandı. Değil mi? Bir kere zaten çift sayıyla kimi çarparsan çarp çift. Şurada söylediğim üzere 848 trilyon tane teki koy. Aralarında bir tane ajan olarak çifti yerleştir. Konuyu kapat. Geldim 2'ye. Diyor ki x artı z. Ha bak x ve z. Arkadaşlar x ve z biri tekse diğeri tek. Tek artı tek ne yapar? Bak zaten x artı z sonuçta çift. Çift yapar. Çift artı çift sonuçta ne yapar? Çift yapar. Bu arkadaşlar x artı z Allah'ın emri çift. Tek artı tek de olsa, çift artı çift de olsa tek. Çünkü bulduğum sonuç oydu. Birbirleriyle aynı. Biri tek, biri çift olamaz. Benim buradan çıkardığım sonuç o. X ve z biri tek, biri çift olamaz. Benim bu analiz sonucunda çıkardığım olay bu. X çarpı z. Arkadaşlar şimdi x çarpı z'ye geldim. X artı z için kesinlikle bir şey söyledim ama bak bunlar tek tek olursa sonuç çarpımlarda tek olur. Çarpımlarda da çift olur. Yani şurasını bilemiyorum. Bu tek de olabilir, çift de olabilir.
topluyorum. Artık buraya bakmam. Her zaman dedi ya, daima dedi ya. Burası tek de olabilir, çift de olabilir. Bu zaten sınıfta kaldı. Y üzeri x, tamam çifttir bu. Tek artı çift ya da çift artı çift. Belli değil. Ben daima doğruyu arıyordum arkadaşlar. 1 ve 2 bana bunu verdi zaten. C'yi işaretledim. Gönül rahatlığıyla polemiğe girmeden 8 ile devam ettim. Şimdi bak çok güzel. 2a artı b, 3. Arkadaşlar 2a artı 3b ile 2a eksi 3b aralarında asal sayılar olmak üzere. 38 çarpı 2a eksi 3b eşittir 18 çarpı 2a artı 3b eşitliği veriyor. Buna göre a kaçtır? Şimdi bazı arkadaşlar bunlar böyleyse öğretmenim. Şu arkadaş 38, bu arkadaş 18 der. Hop çarpıyı yer. Arkadaşlar aralarında asal şudur. Bak x ile y aralarında asal ise, aralarında asal ise arkadaşlar, şuraya yazacağım değer mesela 14 bölü 28 olsun. X 14, y 28 dersen hata. Sen bunları en sade hale getireceksin. En sade hallerinde o zaman aralarında asal. Bak 2'ye böl 7, 2'ye böl. Arkadaş bu da şey oldu ya, 30 yapayım ben bunu da. Çünkü 1 bölü 2 çıkacak. Arkadaşlar 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 15. Şimdi bu sadeleşir mi? Sadeleşmez. O zaman dersin ki x kesinlikle 7, y de kesinlikle 15. Ha. Şimdi arkadaşlar dikkat et, aralarında asal olan a ile b değil. 2a artı 3b ile 2a eksi b. Buradan onu bir elde edelim bak. Şunu yazayım önce. 38 çarpı oradaki numaramı da göstereceğim sana. Eksi 3b eşittir 18 çarpı 2a artı 3b. Arkadaşlar ben bununla bunu hangisini nereye alırsam fark etmez. Aralarında asal olacak ya. Şimdi bu arkadaşı sola alıyorum. Şu 2a artı 3b. Bunlar çarpım halinde değil mi? 2a artı 3b'yi buraya aldım bak. Bölüm halinde. 38 senin burada ne işin var ya? Karşıya geçer misin? Burada çarpım halindeydin. Buraya bölüm halinde gitti. Yani 2a eksi b, 3b bölü 2a artı 3b değeri arkadaşlar 18 bölü 38'miş. Sen bunu böyle çarpım halinde de halledersin. Eğer orantıya hakim isen buradan da yürürsün de. Şimdi arkadaşlar bu iki arkadaş aralarında asal değil mi? Bak aralarında oran da bu verilmiş. Bu arkadaş 18, bu arkadaş 38 diyemezsin. Bunu sadeleştirirsin. Böl 2'ye 9, böl 2'ye 19. Arkadaşlar işte bitti. Şimdi 9 ile 19 sadeleşir mi? Sadeleşmez. O zaman dersin ki 2a eksi 3b sen 9'sun. Sevgili 2a artı 3b sen de 19'sun. Konu kapanmıştır. O zaman şimdi soru nereye geldi arkadaşlar? 2 bilinmeyenli 2 denkleme. 2a eksi 3b eşittir 9'muş. 2a artı 3b de 19'muş. Bana neyi soruyordu? A'yı soruyordu. Bak taraf tarafa da toplayalım bunları. 2 bilinmeyenli 2 denklem. Hop hop topluyorum taraf tarafa. Bu bir terazi. Bu buna eşitse bu da buna eşit. Yani ben bununla bunu toplarsam bununla da bunu toplarsam terazideki denge yine bozulmaz. Eşitliği sağlar. Bu 4a'dır. Topladığımda bu arkadaş da 28 yapıyor. A'yı bulacağım. 4a. Ya 4 senin burada ne işin var? Ben a'yı yalnız istiyorum. Geç karşıya. Bölüm halinde. Şudur arkadaşlar. A artı 7 10. 7 karşıya eksi olarak geçiyor ya. Bak bunun sebebi şudur. Burada toplam olduğu için ters olan negatifle geçiyor. Burada da çarpma olan bölme olarak gider. Konu kapanmıştır. A eşittir 28 bölü 4'ten 7. Hop göbek ata ata Diyarbakır'ı işaretlerim yani. Gözümü bile kırpmam. Hunharca. 9 numero. Der ki arkadaşlar. X bir doğal sayı olmak üzere 1'den X'e kadar olan doğal sayıların toplamı A. Arkadaşlar 1 artı 2 artı tap 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 artı X eşittir. Ben 1'den N'ye kadar olanları N çarpı N artı 1 bölü 2 diye bulmuyor muydum? Evet. O zaman bunlar A ise arkadaşlar A 1'den X'e kadar olan sayılar nedir? X çarpı X artı 1 bölü 2. Konu kapanmıştır. Bunu bir yazdım. 1'den X artı 1'e kadar olan doğal sayıların toplamı da B. Sevgili arkadaşlar şimdi şunlara burası A kadar ya. Bunlara bir de X artı 1 eklesem. Hepsi de B olursa. O zaman B sayısı. Bak buraya kadar olanlar zaten A.
Bir de şuna ekleyiversem. Bak B sayısı da bu olmaz mı? Evet olur öğretmenim. Harika, onu da yazdım. A ile B'nin toplamı da 81'miş. Şimdi bu ikisini toplayacağım arkadaşlar. Ya bunu toplayabilmek için şunu yaparım. Bak A sayısını ne bulduk? Bunu bulduk değil mi? Pardon, A sayısı bu. A sayısı. Şimdi ne yapacağım? Ha, A ile B. Arkadaşlar A ile B'yi topluyorum. Şimdi A'yı yazdım. 81. B'yi yazalım. B'de bak A cinsinden. A artı X artı 1. Değil mi? Güzel. Şu arkadaş A. Bu arkadaş da B. Sevgili arkadaşlar karşıma ne çekiyor? A A. 2 tane A artı X artı 1. İşte bu 81'miş. Ya bunu nasıl devam ettireceğim ben? Arkadaşlar A'yı ne bulduk? Bak X cinsinden. Bu şekilde. 2 tane. Şimdi A yerine bunu yazıyorum. X çarpı X artı 1 bölü 2 artı X artı 1 eşittir 81. İkilerle vedalaştım. Şimdi ne görüyorsun? Ya burada da istersen yerine koyup deney edebilirsin sevgili arkadaşım. Bak X artı 1 X artı 1. Çarpım halinde ikisinde de var. X artı 1 parantezini alıyorum. Her ikisinde olduğu için. Burada X, burada da 1 kalıyor. Eşittir 81. Bak ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Şimdi şununla şunu çarpsan çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Bak bununla bunu çarpsan şunu elde edersin. Bak bu arkadaşla bu arkadaşı da çarparsan bunu elde edersin. Yaptığımız bu. Çarpanları ayırma muhabbeti budur arkadaşlar. Şimdi 9. sınıfta hala siz yabancı oluyorsunuz bu çarpanları ayırmaya ama çünkü 10. sınıf konusu daha detay orada görülüyor. Ortak olan bu. Aynı iki sayıyı görün. Ha sen bu arada burada da deneyerek, şurada deneyerek 81'e ulaşabilirsin kolaylıkla. Pek dert etme buna. Arkadaşlar iki tane aynı sayı çarpıyorsun 81. Demek ki bunlar kaç? 9 çarpı 9. X artı 1 eşittir 9 ise X eşittir 8. Mevzuyu tatlıya bağladık yine. Okey tomento. Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar testi tamamlamadan önce 9. sınıfla alakalı şu testleri tekrar hatırlatıyorum sana. Oynatma listeleri videonun açıklamalar kısmında oradan kesinlikle bakabilirsiniz. TYT içinde videolar var arkadaşlar. Buradan da bunları da yine göz atabilirsiniz. Faydanızadır. Böylelikle testi bitiriyorum sevgili arkadaşlar. TYT denemelere falan bakmanız hala bakabilirsiniz arkadaşlar. Onlar hala öğreniyorsunuz çünkü onları da yavaş yavaş. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.